Bu sabah da her zamanki heyecanla dükkanımızı açıyoruz. İçerisi buz gibi, hemen pelet sobamızı yakmaya başlıyoruz. Dünden kalan külleri şöyle alt hazneden tenekeye boşaltıyoruz. 5 kiloluk yağ tenekesi. Meşhur yağ tenekesi. Hemen peletleri pelet sobamızın haznesine doldurmaya başlıyoruz. Ben bakır bir kase kullandım. Evet, hazneye peletleri doldurduktan sonra pürmüz çakma yardımıyla peletleri tutuşturmaya başlıyoruz. Kuzun için odun kestim. Ve yine pürmüz çakmayla kuzunumuzu yakıyoruz. Dolan külleri sokağın başındaki çöp konteynerine 5 kiloluk yağ tenekesiyle taşıyoruz. Hava aydınlanmadı. Sobalar yanmaya başlamış. Alev camdan dışarı vuruyor. Kuzine de alev alev, harıl harıl yanmaya başlamış. Bu arada yere dökülen külleri aşırı yüksek sesli fantom süpürgemle süpürmeye başlıyorum. Başını çıkardım, daha kolay çıkıyor. Neredeyse halıları bile yutacak. Sobanın etrafındaki külleri de aldıktan sonra tertemiz, mis gibi temizlesin. Biraz müzik dinlemeyi hak ettim galiba. Bahçe kısmında da bu küçük radyodan türküler açıyorum. Bu da benim bağlamam. Şimdi halıları yıkama vakti. Su fazla gitmesin diye sokağın başındaki çeşmeden su dolduruyorum. Ve deterjanı köpürttükten sonra belim ağrıdığı için vileda yardımıyla halıları silmeye başlıyorum. Halılar mis gibi ve tertemiz oldu. Oo, spor saati, saat 11. Hemen antika bisikletime binmem gerek. Evet. Antika bisikletim de burada. Gerekli ayarları yaptıktan sonra spora başlıyorum. Spor sağlıktır. Sağlığımdan ödün veremem. Biraz da rafları temizleyeyim. Şoktan aldığım cam sille raflarımı temizliyorum. Gıcır gıcır yaptıktan sonra günün sonunda sanırım bir bardak çayı hak ettim.